أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi hem dünyası hem ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu dünyayı imtihan ve sınav için yaratmıştır. Dünyada yaşadığımız sürece değişken bir hayat içerisindeyiz. Çocukluğumuz farklı, gençliğimiz farklı, ihtiyarlığımız farklı, bekar olduğumuz zaman ayrı özellikler var, evlenince farklı güzellikler var, çoluk çocuk sahibi olunca farklı meşgaleler var, yaz mevsimi ayrı, kış mevsimi ayrı. İnsanın ayarı hep bir gitmiyor. Gücümüz, kuvvetimiz gençken yerinde oluyor. İhtiyarlayınca dizler, bel ve organlar, biz yolcuyuz diyorlar, yorulduk diyorlar. Dolayısıyla insanoğlu bugün iyidir diye yarın da iyi olacak demek değildir. Bugün sağlıklı olan yarın da sağlıklı olacak demek değildir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri her şekliyle, her haliyle kulu bu dünyada imtihanda ve sınavda tutuyor. Yani sağlığımız yerinde imtihan devam ediyor. Hastalık geldi, imtihan yine devam ediyor. Zenginiz, imtihan devam ediyor. Fakirleştik yine devam ediyor. Yani her halükarda, varlıkta, darlıkta, gençlikte, ihtiyarlıkta, her halükarda bizim sınavımız, imtihanımız devam ediyor. Kıymetli dostlar, Rabbimizden niyetimiz ve niyazımız, temennimiz odur ki, ruz-u mahşerde her birimizi, annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı, dost ve yaranlarımızı ilk cennete girenlerle girenlerden eyler. İnşallah cennete girdiğimizde, cennetin kapısından içeri adım bastığımız andan itibaren her şey düzene girmiş olacak. Yani bir gençlik sahibi olacağız, bir daha ihtiyarlık olmayacak. Bir sağlık sahibi olacağız, bir daha hastalık olmayacak. Bir huzurlu olacağız, bir daha strese girmeyeceğiz. Kısacası cennette hayat değişmiyor. Yani sağlık
hastalığa dönüşmüyor. Zenginlik fakirliğe dönüşmüyor. Gençlik ihtiyarlığa dönüşmüyor. İştah iştahsızlığa dönüşmüyor. Bu itibarla orası sınav yeri değildir, imtihan yeri değildir. Orası dünyada imtihanını kazananların mükafatını aldığı yerdir cennet. Biz de cennete talibiz. Dünyada sağlığımızı kaybedebiliriz. Çevremizde sağlığını kaybedenler olduğu gibi. Sağlığını kaybedenlere hasta diyoruz. Bir insanlar arasında dolaşan ama buna rağmen hasta olan vardır. Bir de hastanede veya evinde yatan hasta vardır. Dolaşamıyor, gezemiyor, yatması gerekiyor. Camiye geldiği halde gelmiyor çünkü hastadır. İşe gittiği halde gitmiyor çünkü hastadır. Piyasaya çıktığı halde çıkmıyor çünkü hastadır. Peki, bir Müslüman kardeşimiz hasta olursa, bizim ona karşı vazifelerimiz nelerdir? Ne yapmamız gerekiyor? Bugün komşum hasta oldu, kardeşim hasta oldu, yarın ben hasta oldum. Fark etmez. Önemli olan burada, Müslümanlığın gerektirdiği bir kardeşlik duygusu var. Allah ve Resulü'nün bize verdiği bir vazife var. Bu vazifeleri doğru düzgün anlayıp yapmak önemli olan burasıdır. Bugünkü dersimizde hasta olan insana karşı vazifelerimiz, hasta ziyareti ve adabı ile ilgili olacaktır. Bu konuda meşhur bir hadis-i şerif var. Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu meşhur bir hadis-i şerif var. Evvela onu bir gözden geçirelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın bir Müslüman üzerindeki hakkını 5 olarak zikrediyor. O hadis-i şeriflerinde, o mecliste bu işi anlatırken Müslümanın Müslüman üzerinde 5 tane hakkı vardır. Müslümanın Müslüman üzerine 5 hakkı deyince bu akraba değil yani. Sadece dindeki kardeşliktir. Yani sadece dindeki kardeşlik bunu gerektiriyor. Nedir bunlar? Birincisi, bir Müslüman bir Müslümana selam verdiği zaman ve aleykümselam demesi farzdır. Bu boynunun borcudur. Selam vermek sünnettir, almak farzdır. Burada şunu söyleyeyim. Selam telaffuzla olur. Esselamu aleyküm diyeceksin ve karşıki taraf bunu duyacak. O da ve aleykümselam diyecek, onun ve aleykümselam dediğini sen de duyacaksın. Uzaktan bu selam değildir. Kornaya basmak selam değildir. Selam hangisidir? Esselamu aleyküm diyeceksin, duyacak. Kardeşim sana selam verdim, niye almadın? Aldım, içimden aldım. İçinden almak selam değildir. Ve aleykümselam diye karşıki tarafa duyuracaksın. Veren verdiği selamı duyuracak, alan da aldığı selamı duyuracak. Selam konusunda cömert olmak lazım. Ne kadar selam verirsek Allah'ın ismi olan selamı o kadar yaymış ve karşıki tarafa dua edip ondan da o kadar fazla dua almış oluruz. Burasını geçiyorum. İkincisi, Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. İkincisi, hasta ziyaretidir diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Demek ki bir Müslüman hasta olduğunda sen de o Müslümanın hasta olduğunu biliyorsan Müslümanlık hakkı olarak onu ziyaret etmen gerekiyor. Şimdi hadis-i şerifteki diğer maddeleri de gözden geçirelim. Asıl buna dönmüş olacağım. Diğerlerine geçeyim. Üçüncüsü de vettiba'ul cenâis. Cenazelere ittiba etmek. Yani bir Müslüman kardeşimiz öldüğünde, cenazesi olduğunda onun oğlu, kızı, annesi, babası, kardeşleri, ne kadar sevenleri varsa nerededirler? Matemdedirler. Kardeşlerini, çocuklarını, babalarını, annelerini kaybettiler, sevdiklerini kaybettiler. Bir matem dediğim bir üzüntü içerisindedirler. Dolayısıyla
cenazeye katılmak suretiyle, taziye yapmak suretiyle o insanlara değer verdiğimizde Müslümanlık görevimizi yerine getirmiş oluruz. Demek ki bir Müslüman kardeşimizin cenazesine katılmak ona karşı bizim borcumuzdur, onun bize olan hakkıdır. Dördüncüsü ve icabetü daveti. Davete icabet etmek. Yani mümin kardeşin seni davet etmiştir. Bu davet, düğün daveti ise daha çok ehemmiyet kazanır. Bunun dışında da herhangi bir davet ile, sizi meşru bir davet ile davet ederse, mümin kardeşinin davetini reddetmemek, sebep ve mazeret yoksa reddetmemek ve buna katılmak. Neden böyledir? Çünkü Müslümanlara Allah kardeş ilan etmiştir. Kardeşin seni davet etse gitmesen üzülmez mi? Kardeşler arasında olması gereken diyalog neyse, mümin ile aramızdaki diyalog da öyle olmalıdır. O zaman imanın lezzetine erişmiş oluruz. Yani bir Müslüman kardeşimize, kendi öz kardeşimiz gibi candan yaklaştığımız zaman, hasta olunca ziyaret edersek, efendim cenazesi olduğunda onun taziyesine katılır, cenazesine katılırsak, kardeşane bir tavır ve samimi bir irtibat içerisinde olmuş oluruz bu kardeşimizle. Bir de beşincisi, ve teşmitül atisi. Aksıran bir insana teşmit etmek diyor. Bu nedir kıymetli dostlar? Kültürlü, din kültürüne sahip olan aileler bunu çocuklarıyla beraber biliyorlar, yaşıyorlar kendi aralarında. Ancak bu kültürle yetişmeyen insanlar ciddi manada bu görevde, bu sünnette eksiğimiz vardır. Nedir o? Kıymetli Müslümanlar, bir esnemek vardır, bir de aksırmak vardır. Esnemek şeytandandır, aksırmak Rahman'dandır. Bir insan aksırdığı zaman, bizim örfümüzde, genelde halkın alıştığında, çocuğumuz aksırsa çok yaşa, dedemiz aksırsa çok yaşa, birisi aksırsa çok yaşa. Mesela ne kadar çok yaşasın? Ne kadar düşünüyorsun yaşamasın? Çok yaşa demekle insan çok yaşamaz. Herkesin ömrü bellidir. Çok yaşa, iyi niyetle söylenen bir dua gibidir. Ama çok yaşa, aksırana söylenmesi gereken bir dua değildir. Nasıl olmalıdır? Bu işin sünnet boyutu. Bunu alışıp aile içerisinde yerleştirmek lazım. Bu güzel sünnet çocuklarımıza, aile bireylerimize yerleşmesi lazım. Bir insan aksırınca elhamdülillah demeli. Çünkü aksırmak Rahman'dandı, esnemek şeytandandı. Esnediğin zaman eûzu billahi mineşşeytanirracim de. Ama aksırdığın zaman ne diyeceksin? Elhamdülillah. Peki, aksırmak Rahman'dan olunca aksıran kişi ne diyecek? Elhamdülillah diyecek. Peki, aksıran bu insana elhamdülillah dedikten sonra orada olan Müslümanlar bir dua edecekler ona. İşte ona teşmitül atis deniyor. O aksırıp elhamdülillah diyenin bize olan hakkıdır. Biz ne diyeceğiz ona? Yerhamukallah. Allah sana rahmetiyle muamele eylesin. Demek ki aksıran insan elhamdülillah diyor. Biz ona ne diyoruz? Yerhamukallah. Allah sana rahmetiyle muamele eylesin. Şimdi Allah Celle Celaluhu bir kuluna rahmetiyle muamele ettiği zaman onun her şeyi düzelmiş olur, değil mi? Allah rahmetiyle bir kuluna muamele ettiği zaman her şey halledilmiş olur. Veya bir kula yapılacak olan dualar içerisinde en güzel dualardan birisi Allah sana rahmetiyle tecelli eylesin. Ölen bir kardeşimize ne diyoruz? Allah rahmet eylesin diyoruz, değil mi? Peki, aksıran insan, aksırmak Rahman'dan olduğu için ne yapması gerekiyor?
aksırdı. Elhamdülillah demeli. Biz buna alışmalıyız. Peki aksıran adam elhamdülillah dedi. Biz ne diyeceğiz? Yarhamukallah. Bitti mi? Bitmedi. Üçüncüsü var. Biz şimdi aksıran insana dua ettik. O da bize dua edecek. Bu sefer o da diyecek ki yehdina ve yehdikumullah. Yehdina ve yehdikumullah. Ne demek bu? Yani Allah Celle Celaluhu beni de, seni de, bizi de, sizi de en büyük nimet olan hidayet şerefiyle şereflendirsin. Hep namazda istiyoruz ya, ihdinas sıratal müstakim, hidayet istiyoruz. Cennet ve cemalullah'a götürecek hidayet istiyoruz. Bir aksırmada üç tane zikir vardır. İki tanesini aksıran kendisi yapıyor, bir tanesini de orada duran diğer müminler yapıyor. Aksıran insan elhamdülillah demeli, duyanlar yerhamukallah demeli. Sonra aksıran kişi kendisine dua eden insanlara dönüp bir daha dua etmesi gerekiyor. Ne demesi lazım? Yehdina ve yehdikumullah. Ezberleyin kıymetli dostlar. Ucunda para olsa ezberlersiniz. Mıngır tıngır olsa ezberleriz. Hep öyleyiz. Yehdina ve yehdikumullah. Anlamı ne? Allah bize de size de en büyük nimet olan hidayeti versin, hidayeti nasip eylesin diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın Müslüman üzerinde 5 tane hakkı olduğunu söylüyor. Bunlardan birincisi selam veren Müslümana ve aleykümselam cevabını vermektir. İkincisi hasta olan Müslümanı ziyaret etmektir. Üçüncüsü ölen Müslümanın cenazesine katılmaktır. Dördüncüsü davet eden Müslümanın davetine mazeret yoksa icabet etmektir. Beşincisi de aksıran insana dua etmektir. İşte biraz önce ifade ettiğimiz gibi aksıran insan elhamdülillah diyor, duyan Müslüman yerhamukallah diyor. Aksıranın alacağıdır diğer Müslümanlarda bu dua, hakkıdır yani. Siz bana bu duayı yapmalısınız, ben bu duayı hak ettim. Yerhamukallah. Biz ona dua yapınca o da bizi karşılıksız bırakmıyor. Karşılıklı dualaşmış oluyoruz. Biz ona, o bize dua etmiş oluyor. Elhamdülillah, ne güzel şey değil mi? Bir aksırmada 3 tane zikir oluyor, 2 tane de dua olmuş oluyor. Peki, kıymetli dostlar, İşte bu hadis-i şerifin ikinci maddesinde bir Müslüman hasta olduğu zaman diğer Müslümanların onu ziyaret etmesi haktır. Kimin hakkıdır? Hasta olanın hakkıdır. Hastalığından haberdar olup ziyaret etme imkanına sahip olanlar üzerine hakkıdır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, dostlarımızdan, kardeşlerimizden, cemaatimizden bir tanesi rahatsız olmuş. Fakat İstanbul çok yoğun bir şehirdir. Herkes kendi derdine düşmüş, herkes kendi nafakası peşine düşmüş. Bazen oluyor ki bir dostunuz, bir arkadaşınız, bir cemaatiniz hasta oluyor, günlerce haberiniz olmuyor, hatta aylarca haberiniz olmuyor. Birbirimizden kopuk yaşıyoruz. Neyse, hastaneye, aniden hastaneye yatan kardeşimiz, daha sonra haberdar olan bir dostu kendisini ziyarete gittiğinde aynen şunu söylemiştir. Ya kardeş, ben, babam hasta olurdu, hasta idi. Babamı ziyarete gelenler olurdu, hizmet ederdi. Ama hasta olan insanın kendisini ziyarete gelenlerden duyduğu mutluluğu ancak şimdi fark ediyorum. Ben hastanede yattıkça, eğer birisi beni gelip ziyaret ediyorsa, o ziyaretten duyduğum mutluluğu ve onun ziyareti ne kadar büyük bir aşığı kapattığını ben şimdi kendim hasta olunca anladım diyor. Burası önemlidir. Ben size canlı hayatın içerisinden bir parça, bir kesiti anlatıyorum. Yarın bu sözü ben söyleyebilirim, siz söyleyebilirsiniz.
Yani hastaneye kaldırıldık. Günlerce yattık, gelen yok, giden yok. O zaman insan ne düşünüyor? Ahmet'in geleni var, öbür koğuşta gelen var, giden var. Hatta bazen odaya sığmıyorlar, kalabalık geliyorlar. Allah Allah! Demek ki benim sevenim yok, beni adam yerine koyan yok diyor. Hastanın tedavi noktasında kıymetli dostlar, ilaca, seroma ihtiyacı olduğu kadar morale de ihtiyacı var. O manevi enerji hastayı daha çok iyileştirir, ona daha fazla imkan vermiş olur, gıda vermiş olur, tedavisine daha fazla sebep olur. Yani o moral motivasyon diyorlar ya, şimdi suratı asık olan bir hastayı ziyarete gidin, sizi görünce yüzü gülmeye başlayacak, o zamana kadar konuşmaya, sizinle şakalaşmaya başlayacak, bir şeyler söylemeye başlayacak, aslında tedavi başlamıştır. Rahmetli hocamız, İhsan Efendi hocamız, Allah ona da bütün ölülerimize de rahmet eylesin. Kendisi anlattı, dedi ki, hastayım, evde yatıyorum. Eyüp'ten birisi geldi beni ziyaret ediyor. Hiç yemek yemeye iştahım yok. Sabahta yemedim, öğlende yemedim. Hiç yemek yemeye iştahım yok hastalığım sebebiyle. Kendisi çok cömert olduğu için, evine geleni hiç boş çevirmediği için, hasta ziyaretine gelen kişi içeride otururken, Hacı annemiz rahmetli, sofrayı hazırlamış, kapıyı tıklamış, içeri vermiş. Diyor ki rahmetli hocamız, hiç yemek yemeye niyetim yoktu. Ben de misafiri sadece sofrada yalnız kalmasın diye ben de indim yataktan. Hani sen yerken ben de böyle kenarda durayım, yer gibi yapayım. Yahu diyor, biraz sonra baktım ki bir lokma alayım derken ondan fazla yedim diyor. İştah şurubu içmedim. Biraz önce ya kadar hiç iştahım yoktu. Anladım ki onun bana bakışları, onun beni ziyareti, beni tedavi noktasında çok etkili oldu. İştahım gelince, eğer bir hasta iştahı gelirse, yemeğe iştahı olmayan bir hasta, yemeğe iştahı gelirse ondan sonrasında korkmaz. Nasıl olsa gıdamı alabiliyorum, alınması gereken yollardan gıdamı alabiliyorum diye endişesi azalmış olur. Yani kıymetli dostlar, bir insan bir hastayı ziyaret ettiğinde bir Müslüman hakkını, görevini yerine getirmiş oluyor. O ziyaretin o hastaya sağlayacağı çok büyük faydalar var. Evvela moral ve motivasyon açısından, beni de sevenler vardır anlayışına, bana da değer verenler vardır anlayışına sahip olması açısından ona bir güven ortamı meydana gelmiş oluyor. Bu bakımdan hasta ziyareti Müslümanın Müslüman üzerine olan haklarından birisidir. Kıymetli dostlar, Kütüb-i Sitte'den Buhari'den sonra ikinci sırada zikredilen Müslim'de nakledilen bir hadis-i şerif çok manidardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yarın kıyamet gerçekleştiğinde Allah Celle Celaluhu bazı kullarına şöyle söyleyecek. يَبْنَ آدَمْ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي Ey Ademoğlu, ben hasta oldum, sen beni ziyarete gelmedin. قال insan diyecek ki ya Rabbi keyfe eûzuke ve ente rabbul âlemin ya benim seni ziyaretim mümkün mü Allah'ım yani sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın ben bir beşerim ben seni nasıl ziyaret edebilirdim ki diyecek قال Cenab-ı Hak ona şu cevap verecek emâ alimte enne abdi fulânen meriza felem te'udhu اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ Bilmedin mi falanca kulum hasta oldu. Gidip onu ziyaret etmedin. Eğer bilmiyor musun ki, eğer onu ziyarete gitseydin, beni onun yanında bulurdun. Çok manidardır kıymetli dostum. Allah Celle Celaluhu, bir Müslüman kardeşini, Müslüman kardeşimdir diye ziyarete giden insanı kendisini ziyarete gelmiş gibi kabul ediyor.
Ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Allah'ım, sen alemlerin Rabbisin, ben seni nasıl ziyaret edebilirim? Ya benim falanca kulum hasta oldu, bilmedin mi? Gidip onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun ki, eğer onu ziyarete gitseydin, yanında beni bulurdun. Kıymetli dostlar, ziyaret etmemiz gereken hastanın Evliyaullah'tan bir veli olması şart değildir. Sadece Müslüman olması yeter. Hatta Müslüman olması da şart mıdır? Mesela diyelim ki komşumuz hasta oldu ama komşumuz Müslüman değildir. Müslüman olmasa bile komşumuzu hasta olduğu zaman ziyaret etmiş olsak komşuluk hakkını yerine getirmiş oluruz. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genç yaşta ölüm döşeğine düşen bir Yahudi komşusunu ziyarete gitmiştir. Yahudi komşusunu ziyarete gitmiştir. Ölüm döşeğinde ölmek üzere ziyaret etmiştir. Ailesi çok mutlu olmuştur. Babası da Yahudi, annesi de Yahudi, çocuk da Yahudi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gencin böyle son nefeslerinde olduğunu idrak etti, bildi. Ve onu kelime-i şehadet getirmeye davet etti. Çocuk böyle babasının gözüne baktı. Ne diyeyim buna dedi. Babası da aşka geldi. Dediğini yap dedi. Böyle birisi gelip seni ziyaret ediyorsa hadi dediğini yap dedi. Çocuk da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedi. Biraz sonra ruhunu teslim etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a ona vermiş olduğu hidayetten dolayı hamd etti. Bu yavruyu, bu genç delikanlıyı cehennem ateşinden son nefesinde getirdiği kelime-i şehadetle kurtaran Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun dedi. Şimdi komşuluk hakkı olarak bir gayrimüslimi bile ziyaret ederiz ama ziyaret edeceğimiz Müslüman kardeşimizin komşumuz olması şart değildir. Komşumuz olduğu zaman bir kat daha bu derece yükselir, ehemmiyet yükselir. Akrabamız olduğu zaman iki kat daha yükselir. Şimdi babası hastanede yatan, annesi hastanede yatan bir insanı kendi evladı ziyaret etmezse ondan daha çirkin bir manzara olabilir mi? Olamaz. Onun için akrabalar arasında bir hastalık söz konusu olursa Müslüman hakkı, hani bir defa Müslüman hakkı ise bir de akrabalık hakkı işin içerisine girer ki çok daha müekket bir vazifeye dönüşmüş olur kıymetli dostlar. Peki hadis-i şerifin devamında mealen söylüyorum. Ey Ademoğlu, ben senden yemek istedim, bana yemek vermedin diyecek kıyamet gününde. Ya Rabbi, haşa sümme haşa, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl yemek verebilirdim ki? Kulum bilmedin mi ki falanca kulum acıkmış diyecek bir şey yoktu. O senden yemek istedi, vermedin. Bilmedin mi ki eğer ona yedirmiş ol, ona yemek ikram etseydin beni yanında bulacaktın. Adeta ona ikram ettiğini bana ikram etmiş kabul ediyorum ben. Bunu bilmedin mi diyecek. Şimdi kıymetli dostlar, demek ki hasta ziyareti dinimizde çok önemlidir. Hasta olan bir kardeşimizi ziyaret ettiğimizde Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin büyük bir sevgisini, muhabbetini kazanmış oluyoruz. Onu ziyarete geldiğinde beni ziyaret ettin diyor Allah Celle Celaluhu. Beni ziyaret ettin diyor. Şimdi bir başka hadis-i şerifi paylaşayım sizinle kıymetli dostlar. Bazı ameller az zaman alır ama çok mükafatı olur. Bizim de böyle beleşlere biliyorsunuz hevesimiz çoktur. Nerede beleş oraya yerleş derler. Öyle bir tekerleme de var. Şimdi beleşe yerleşmeyi severiz. Düşeş bir arsa var, düşeş bir araba var. Normal fiyatından 5.000 lira, 10.000 lira düşüğüne satılıyor. Kimse kaçırmak istemez. Adam atlıyor buradan gidiyor Sivas'a. Atlıyor buradan gidiyor Konya'ya. Orada düşeş bir araba internetten yakaladı. Onu almak için gidiyor. Bir araba için buradan Sivas'a gidiyor. Bir araba için buradan Ordu'ya gidiyor. Düşeş kendi hesaplarına göre İstanbul'da alsa 5.000 lira daha fazla alacak. Niye 5.000 lira fazla vereyim? Buradan kalkıp oraya gidiyor. Kardeşim bu düşeşin ordusu var. Sıvası var, Konya'sı var da
Bulunduğun yerde düşeşler var, ahirete taalluk eden düşeşler var. Onları görmezlikten gelmemek lazım. Mesela, görelim şimdi, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz anlatırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, مَنْ عَادَ مَر۪يضًا Bir insan bir hastayı ziyaret ederse, نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ Allah'ın görevlendirdiği gökteki meleklerden bir melek ona şöyle nida eder. Tıp de, çok hoş bir insansın be. وَتَابَ مَمْشَاكَ Şu yürüyüşün var ya, mükemmel bir yürüyüştür. Hastaya gidiyorsun ya, mükemmel bir yürüyüştür. وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا Bu yürüyüşün sayesinde cennette özel bir köşk sana hazırlanmıştır. Düşeş mi? Yani bir hasta ziyaretinde size bir daire verilecek olsaydı, ne dersiniz? Bir hasta ziyaret edeceksiniz, size bir daire verilecek. Anahtarı teslim edilecek, sizin olacak bu daire, ne dersiniz? Kim kaçırır? Kimse kaçırmaz. Ama bir hasta ziyaretinde Allah Celle ve Ala Hazretleri, Allah rızası için, mümin kardeşini ziyaret için böyle bir performans koyan, ortaya koyan insana efendim bu güzelliği ikram ediyor. Yine asıl düşeşlerden birisini Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'den naklediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً اِلَّا صَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَاِنْ عَادَ عَشِيَّةً اِلَّا صَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ Bir Müslüman günün ilk vaktinde gitse bir Müslüman kardeşini, hasta kardeşini ziyaret etsin. Evinde, hastanede ziyaret etsin. Akşama kadar 70 bin tane meleği Cenab-ı Hak onun için görevlendirirsin. Göreviniz akşama kadar bunun için istiğfar etmektir, dua etmektir. Akşam bir Müslüman kardeşini Allah için ziyaret etse, sabaha kadar Allah 70 bin tane görev meleğe, siz Subhanallahi ve bihamdihi diye tesbih etmeyeceksiniz. Sabaha kadar bu Müslümana dua edeceksiniz. Çünkü gitti bir Müslüman kardeşini ziyaret etti. Kıymetli dostlar, hangimizin dünyada 70 bin tane tanıdığı var? Var mı? Yok. Hiçbirimizin 70 bin tane tanıdığı yok. Ama bir Müslümanı ziyarete gittiğinde Allah seni 70 bin tane meleğe tanıtır. Adını, soyadını, adresini ve konumunu verir. Tabiri caizse. Sizin bu akşam göreviniz sabaha kadar buna dua edip istiğfar etmektir. Sabah eğer biz bu ziyareti gerçekleştirdiysek, akşama kadar sizin göreviniz buna dua etmek ve istiğfar etmektir. Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammed'i okundu. Şöyle son tarafı hızlı bir şekilde toparlayayım. Elbette hasta ziyareti efendim önemli vazifelerden birisi Müslüman kardeşlerimizin bizim üzerimize olan hakkıdır. Her şeyin usul ve adabı olduğu gibi bunun da usul ve adabı var. Evvela birincisi ziyarete giderken Allah için, Allah rızası için bir sünneti ihya etmek için gideceksin. Çünkü ameller niyetlere göredir. Niyetimiz ne olacak? Allah rızası için bir kardeşimizi ziyaret olacak. İkincisi, ziyaret edeceğimiz hastanın ziyarete elverişli olduğu bir saatte ziyaretini yapmalıdır. Yani efendim gece saat 2'de hasta ziyaretine mi gidilir? Uyuduğu saatte ziyaretine mi gidilir? Elbette onu rahatsız edeceğimiz bir saatte olmamalıdır. Buna dikkat etmek lazım. Hastayı ziyarete vardığımızda hastanın huzurunda güzel cümleler, güzel şeyler söylemeliyiz. Hastanın huzurunda asla ve kat'a olayı başka taraflara çekip moralini bozacak. Diyelim ki hastanın başında ziyarete gittik, orada ekonomik krizleri anlatıyoruz. Adam zaten sağlık krizinde, sen bir de ekonomik kriz anlatıyorsun. Onun derdi ona yetiyor, bir de onu mu düşünecek? Ben şimdi kalkarsam, iyileşirsem, bu krizde ne olacak benim halim, bari böylece gideyim öbür tarafa mı diyecek, o tarafta kriz yok mu diyecek, ne diyecek yani? Hastanın yanında krizden bahsedilmez. Hastanın yanında krizden bahsedilmez. Hastanın yanında hep onun moralini yükseltecek güzel cümleler söylenir. Bir de kıymetli dostlar,
Hasta bizden dua bekler. Yani hastaya vardığımız zaman Allah şifa versin, Rabbim sıkıntılarını izale eylesin, ömrüne bereket versin, çocuklarının başından seni eksik etmesin gibi onun moral ve motivasyonunu yükseltecek dualarla dua etmek lazım. Bir de kıymetli dostlar, hastalığının çok ciddi olmadığını, eskisinden seni daha iyi gördüğümü, tahmin ettiğimden daha iyi gördüğümü, Allah'ın izniyle inşallah düzeleceksin diye ona böylesine, aa ben seni bu kadar zannetmiyordum, çok kötü gördüm seni dedin mi adam zaten gitti yani. Zaten yuvarlanıyor adamı yuvarladın sen. Öyle asla, ne kadar kötü görsen, tahmin ettiğimden daha güzelsin, inşallah daha iyi olursun şeklinde söylemek lazımdır. Kıymetli dostlar, bir de hastadan dua istemek lazımdır. Biz hastaya dua edeceğiz ama hastadan da dua isteyeceğiz. Çünkü hastanın da duası makbul ve mebrurdur. Son olarak bu konuyu anlatan kitaplarda hasta olan insana da tavsiyelerde bulunuyor. Hasta olan insan, kardeşler, siz hastaneye hasta olarak düşebilirsiniz. Evinizde yatabilirsiniz hasta olarak. Ne yapmanız lazım? Ne yapmak lazım? Kalkıp işe gidemiyorsun. Yatakta ne yapacaksın? Hastanede ne yapacaksın? Kardeşim, dua ile, zikirle, Kur'an'la meşgul ol. Eksiklerin telafi et. Hayatta para peşinde koşarken, geçim peşinde koşarken aksattığın görevlerini telafi et. Efendim, saatlerce televizyon seyretmekten, kanalizasyondan kanalizasyona dolaşmaktan sana hiçbir şey hasıl olmayacaktır. Hasta olan insanın yapabileceği dualar vardır. Kendisine, annesine, babasına yapacağı dualar vardır, yapacağı zikirler vardır. Kitaplarda bunlardan da bahsetmektedir. Dolayısıyla bir taraftan sağlık dengemizdeki aksaklığa sabretmek sebebiyle kazanacağız. Bir taraftan o haldeyken tevbeyle, istiğfarla, zikirle vaktimizi değerlendireceğiz. Gençliğimde İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde bir hafta yatmam icap etti. O zaman benim yaşım herhalde 15-16 yaşındaydı. Benim kaldığım koğuşta yaşlı, sakallı, kısa sakallı bir amca vardı. Onun da yaşı 60 civarındaydı. Aynı koğuşta yatıyordu. Namaz vakti geldiği zaman ben namazımı kalkıp kılıyordum. O hastayım diye namaz kılmıyordu. Halbuki hastanenin koridorunda volta atıyordu. Yemekhaneye gidiyordu, yemeğe gidiyordu. Her tarafa gidip geliyordu, geziyordu, sıra namaza gelince hasta oluyordu. Yemek yerken hasta değildi, gezerken hasta değildi. Ama sıra namaza gelince hasta. Kardeşim, hasta olan insanın namazı ile ilgili Allah'ın iyileştirmesi var mı, yok mu? Var mı dostlar? Ayakta kılamıyorsa ne yapacak? Oturduğu yerde kılacak. Oturduğu yerde kılamıyorsa yattığı yerde kılacak. Hiç kılmayacak var mı? Aklını kaybederse, kafasını sallayamazsa o zaman. Onun için hasta da hastayken görevini ihmal etmeyecek. Hastalık namazı iptal eden bir görev değildir. Hastaya Allah tolerans veriyor. Ayakta kılamıyorsan oturarak kılacaksın diyor. Oturarak kılamıyorsan yattığın yerde kılacaksın. Kıbleye dönemiyorsan niyet edersen yeterlidir diyor. Kafasını sallayacak kadar imkanın varsa namazı kılacaksın. Abdesti teyemmümle alacaksın, teyemmümle alırsın. Her şeyin çaresi vardır. Sadece öğreneceksin, çaresini bileceksin. Rabbim her birimizin sağlığını, sıhhatini daim eylesin. Her birimizin hastalarına ve hastalıklarına şifalar ikram eylesin. Rabbim sağlığın, sıhhatini, kıymetini bilerek en güzel şekilde değerlendiren, ahiret sermayesine dönüştüren bahtiyar kullarından eylesin. Kıymetli dostlar, Küçükçekmece'deki 22 bin metrekare kapalı alan inşaatımıza biraz hız verdik bugünlerde. Çünkü niye bugünlerde hız verdik? Çünkü piyasalarda biraz daralma var. Hocam ne diyorsun? Piyasalarda daralma varsa hız verilir mi? Piyasalar açılabilmesi için siz de Allah için vereceksiniz ki. Allah da piyasaları genişletecek. Öyle durduğu yerde piyasa genişlemez ki. Nasıl genişleyecek? Çok varken çok vereceksin. Az varken yine vereceksin. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِسَّرَّا وَالضَّرَّا Varlıkta ve darlıkta Allah için verebilenler var ya, ben cenneti onlar için hazırladım diyor. Ver kardeşim be. Şöyle nefs, yana yana ver bakayım şöyle. Nefsine ağır gelecek böyle. Yaka yaka, çatlasan da patlasan da vereceğim demesini becer, köşeye dönersin. Ahiret köşesini dönersin. Yani bir insan Allah için vermek ne kadar zor şartlarda verirse mükafatı o kadar fazla olur. Rabbim hem helalinden bol bereketli ikram eylesin, hem de kendi yolunda değerlendirme cömertliğini lütfeylesin. El-Fatiha.